Merhabalar efendim. Bugünkü programımıza, videomuza, sohbetimize hoş geldiniz. Efendim bugün hepimizin içinde olan sabırsızlık, acelecilik, bir an önce sonuç alma, yaptıklarımızın hemen karşılığını görme gibi çok insani olan bir durumdan söz edeceğim. Yıllar önce hatırlıyorum. Bebek bekleyen bir arkadaşımız vardı. Ay bir an önce Allah hayırlısıyla doğum yapmayı nasip etsin. Hayırlısıyla bir an önce bebeğini kucağına almayı nasip etsin falan diye böyle kendi içimizde onunla sohbet ederken dualar ediyorduk. Bir keresinde dedi ki ya arkadaşlar bir an önce bir an önce demeyin dedi. Erken doğum ağrılarım başladı. Zamanı gelince olsun dedi. Doğruya dedik. Allah bir an önce değil, vakti gelince, zamanında. Dolayısıyla çocuk 9 ay 10 gün olmadan bir patoloji, bir sıkıntı olmadan doğmuyor. Oturmadan yürümüyor. Emeklemeden yürümüyor. Yürümeden koşmuyor. Her şeyin bir zamanı var. Olgunlaşmak için bir sürecin geçmesi, büyümesi gerekiyor. Büyüdükçe eğer bir patolojik durum yoksa olgunluk da onun paralelinde geliyor. Boyu büyüyor ama yapabilme olgunluğu da boyla beraber çevre şartlarının onu buna hazırlamasıyla da oluşuyor, gelişiyor. Efendim, bizler çocuklarımıza eğitim verdiğimizde, telkinler verdiğimizde, terbiye etmek adına bir takım şeyleri gösterdiğimizde arzu ediyoruz ki, istiyoruz ki biz söyleyelim hemen yapsın. Oğlum sana iki kere söyledim şunu şöyle yazma diyerekten. İşte kızım sana kaç kere söyledim bu ütüyü böyle kullanma diyerekten diye söylediğimiz şeyin hemen karşılığını almak. Söylediğimiz şeyin hemen karşımızdaki tarafından algılanması ve ondan sonra da gerekenin yapılması gibi bir beklenti içine giriyoruz. Fakat bizim karşılık bekleme hızımızla insanın zihninde bu telkinin olgunlaşıp hayata geçme hızı aynı değildir. O yüzden bizim acelemiz karşımızdakini olgunlaştırmaz. Bizim acelemiz karşımızdakine bunu en iyi şekilde yapabilme fırsatını vermez. Bilakis biz acele ettikçe o yapılacak işin olgunlaşması, o yapılacak işin olması gerektiği formda o insanın elinden çıkması daha zor olur. Niye? Sıkıştırmış oluruz. Aceleye getirmiş oluruz. Onun kendi yapabilme hızına ayak uydurarak değil de benim düşünme hızıma ve beklenti aceleciliğime göre ondan sonuç almak isterim. Ama halk arasında çok güzel bir söz var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Her insanın bir iş yapma biçimi vardır. Her insanın bir anlayışı, bu anlayışını hayata geçirme biçimi vardır. O yüzden de hem sabırlı olacağız, hem süreci biraz akışına bırakacağız. Çok hoş bir öyküdür. Yıllar önce duymuştum. Bir beyefendi eşeğine yükünü yüklemiş bir köyden diğer köye gidiyor. Yolda bir çeşme görmüş hem eşeğini sulamış hem kendisi su içmiş. Orada da bir beyefendi varmış çeşmenin başında. Ona demiş ki ben felanca köye gideceğim. Ne kadar sürer buradan orası demiş. Beyefendi ses çıkarmamış. Biraz illi zaman geçince beyefendi bakmış ki karşısındakinden cevap gelmiyor. Bir daha sormadan yürümeye başlamış. Yürüyünce arkasından beyefendi seslenmiş. 4 saatte varırsın. Niye biraz önce söylemedin demiş. Senin yol yürüme biçimini görmemiştim demiş. O yol yürüme biçimiyle 4 saatte ulaşabilirsin o gideceğin köye diye bilgi vermiş. Yani insanların öğrenme hızı, bu öğrendiklerini hayata geçirme hızı, bu öğrendiklerini tam da onun istediği şekilde yapma biçimi karşımızdakinde bizim zihnimizdeki formata uygun olarak olmayabilir. Bu işleyişin anormal olduğuna değil, bizim aceleci, hızlı ve düşünme
hızımıza uygun beklenti içinde olduğumuzdan dolayıdır. O zaman şunu şöyle söyleyebiliriz. Her insanın içindekileri dışarıya geçirme hızı farklıdır. O esnada onu yapabilme gücü farklıdır. Sizin söylediğiniz anda onu öğrenme hızı, öğrenme gücü farklıdır. Ayrıca bir şeyin bizden eylem olarak çıkabilmesi için onunla ilgili içimizde bir isteğin oluşması, bir motivasyonun olması, bir itici güç anlamına gelebilecek moralin olması gerekir. Eğer bu varsa sistem daha hızlı ve daha doğru işler. Ama bu yoksa bunun oluşması belki zamanla olacaktır. Acele etmeyelim. Sabırlı olalım. Beklemeyi bilelim ve karşımızdakinin yaptığına saygı duyalım. Karşımızdakinin yaptığı işin yapılma biçimine ve neticesine değil, çabasına, yapma isteğine, gayretine vurgu yaparak teşekkür edelim. Ve burada size iki tane öyküden söz edeceğim. Birincisi bambu ağacının yetiştirilme biçimi. Bambu tohumları toprağa dikildikten sonra 5 yıl boyunca ona bakım vermek gerekiyormuş. Sabırla. 5 yıl, 5 tane 365 gün boyunca hangi aralıklarla sulanması gerekiyor ya da toprağının havalandırılması gerekiyorsa ona uygun bir bakım veriliyor. Ve bu bambu ağacı 5 yıl boyunca bir tek filiz bile vermiyor. Toprağın altında bekliyor. Bu bir sabır eğitimidir. Ama ondan sonra filizlenmeye başlıyor. Yaklaşık 6 ayda 27 metre boyuna ulaşıyor. Bu şu anlama geliyor. Her bitkinin suya ihtiyacı, bakım çeşidine ihtiyacı, yeryüzüne çıkma süresi farklı farklıdır. Kimisi ışık sever, kimisi güneş sever, kimisi sadece aydınlık sever, kimisinin kumda, kimisinin humuslu bir toprakta, kimisinin farklı bir toprak özelliğinde yetişmesi gerekir. Kimisi az suyla, kimisi çok suyla, kimisi arada suyla, arada verilecek suyla beslenir. İnsanlar da böyledir. Bir şeyi acele ederek, daha doğrusu talep ettiğimiz, ihtiyaç hissettiğimiz bir şeyin acele edilerek beklenmesi belki de o işin olması gereken olgunluğa gelmeden bize sunulması anlamına gelir. Ham meyveyi yiyemeyiz. Ağzımızı burar. Onun güneşte sabırla olgunlaşması gerekir. Olgunlaştığı zaman da tadına doyum olmaz. O zaman çocuğumuza söylediğimiz şeylerin onda bir davranışa, bir anlayışa dönüşmesi için sabır ve doğru davranmaya devam. Eşimizle olan ilişkilerimizde bizim ihtiyaç hissettiğimiz şeyleri eşimizden görmemizi talep etmemiz, görmeyi talep etmemiz, eşimizden bunu istememiz için de sabır, sanki yapıyormuş gibi iyi davranmaya devam, duayla Allah'tan istemeye devam, kendimize düşeni yapmaya devam ettiğimiz süreç içerisinde o insanın yapabileceği şeyse ona söylemiş olmak yeterli, geri çekilip bekleyelim. Sabredelim. Belki de bizim bu sabırla olgunlaşmamız gerekiyor. Belki de o beklentimiz olmadan da bu hayatın güzel yürüyebileceğine dair Allah bize bir şeyler öğretmek istiyor. Biz biliyoruz ki Allah darlıkta da, Allah bollukta da, Allah istediğimizi verdiğinde de, istediğimizi vermediğinde de bize bir şeyler öğretiyor. Biz Allah'ın ne öğrettiğine bakalım. Ve bu öğrendiğimiz şeyler belki de beklediğimiz şeylerden daha hayırlıdır. Burada kısa bir de öykü daha size anlatacağım. Bir beyefendi diyor ki, ne zaman bir iş yaparken sıkıntıya düşsem, acele etsem, bu niye olmadı desem, hemen bir taş ustasını seyre koyulurum diyor. Taş ustası elinde çekiciyle bir vurur, iki vurur, üç vurur, dört vurur, dakikalarca vurur. Taşta en ufak bir kıpırdama olmaz.
Ama en son darbeyi öyle bir vurur ki taş ortadan ikiye ayrılır. Aslında taşı ortadan ikiye ayıran son darbe değildir. O zamana kadar ki tık 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 vurulan diğer darbelerdir. Biz de bir şey söylediğimizde, bir şey yapıp karşılık beklediğimizde, bir defa karşılık beklemeden yapalım ama ilişkiler bazında düşündüğümüzde ya da yaptığımız bir işin netice vermesini düşündüğümüzde bazen aynı şeyi sabırla tekrar tekrar yapmak bizi sonuca daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde ulaştırır. O yüzden sabretmek, doğru bir tutumu sürdürmek, acele etmeden süreci kendi akışına bırakmak, doğru davranmaya devam etmenin bir mükafatının olduğunu, bu sürecin bizi eğittiğini ve daha sonra güzelliklerin bir bir ortaya çıkacağını bilmek bize bu sabrı aşılayan önemli bir nimettir. Bu anlayışın her birimizde olması duasıyla sabırlı, anlayışlı ve doğru davrandığımızdan emin olduğumuzda bunu sürdürmek iyi bir sonuç almak için güzel bir yöntemdir. Rabbim yardımcımız olsun. Hep birlikte efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.